Benim adım Karl Rush. Ve bu dosyaları açmak Hargreave Rush biyokimyasalın başı olarak yaptığım son icraat. Dikkatli dinle. Gerçeği bilmen gerek. Sef dediğimiz uzaylı yaratıklar milyonlarca yıldan beri buradaydı. Onları Tunguska olayı sırasında keşfettik ve teknolojilerini aldık. Bu çalıntı bilgiyle bu şirketi kurmayı başardık. Raptor ekibini oluşturduk ve onları deneysel dış iskeletimiz olan Nanogis'i sahada test etmek için Lynch'ine gönderdik. Ekibin lideri Prophet'ti. Diğerlerinden daha fazla bilgiye sahipti. Ona da her şeyi söylemedik. Nanogis'i uzaylı malzemesinden yapıldı. Uyuyan Sef'i uyandırabileceği hiç aklımıza gelmedi. Bu uzaylılarla yaptığımız ilk savaştı. Yalnız iki Raptor sağ kaldı. Psycho ve Prophet. Ancak Prophet bu karşılaşmadan sonra değişti. Sef ile sonsuza kadar bozuldu. Yine de üstün geldik. Ama uzaylılar yenilmemişlerdi. Bizim ortamımıza uyum sağladılar ve bize tekrar saldırdılar. Prophet onlarla New York'ta savaştı. Nanogisisi muhteşem güçlü bir silaha evrimleşti. Ama uzaylı etkileşimi onu Sef'e daha çok yaklaştırdı. Bu yüzden bozulan etini ölmekte olan ve Sef'lerin kendi silahlarını onlara karşı çevirerek kuvvetlerini yok etti. Ama ona ihanet edildi. Ancak bu şirketin askeri kolu olan Sel, New York'taki zaferi kendilerine yonttular. Ve şimdi Washington'da gücü ellerinde tutuyorlar. Sefler yenildi. Ama teknolojileri hala ölümcül. Sel, mali durumumuza hakim olmak için bu teknolojiyi topluyor. Sadece bir tek şey istiyorum. Prophet'i bul. O tehlikeli. Artık bir insan değil. Ama Sel'i durdurabilir. Prophet'i bulmalısın. Ve bizi kurtarmak için son bir kez savaşsın diye dua etmelisin. Uzaylı Sef bizim dünyamızı ele geçirdi. Onları durdurdum. Onları durdurdum. Ama Sel şirketi fırsatı yakaladı. Bir güç vakumunun içine girerek hızla boyutunu artırdı ve dünyayı ele geçirebilecek etkiyi elde etti. Sel hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı. Benim adım Prophet. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Sel bizim dünyamız için gerçek tehdit değil. En güçlü uzaylı Alpha Sef hala yaşıyor. Bana gelecekten bir parça gösterdi. Beni neyin götürdüğünü biliyor. İnandığım şey, iyi bir asker olmanın sonuçta tek bir şeye karşılık gelmesi. Tek bir soru var. Neyi feda etmeye hazırsın? Beni unutma. Bana Nanogis'i ile geldiklerinde olduğum adamı, Lawrence Barnes'ı Prophet olmak, dövüş makinesi olmak için feda ettim. Kendi etim ve kanım beni geride tuttuğunda onu da bir yedek parça gibi değiştirdim. Zaferin bedelleri. Her seferinde biraz daha fazla ödersin. Neyin geldiğini gayet iyi gördüm.
Ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. En mükemmel savaş makinesi arızalanırsa, o zaman ne yaparız? Ben ne yaparım? Tamam. Arkamı kollayın. Zeyn, 3 tane çıkacak. Sessiz ol. Yürüyün. Zeyn, Bandit. Dikkat lazım. Prophet, hadi. Romeo aktüel. Romeo 1 konuşuyor. Yakıt tüketme başlatılıyor. Tamam. Anlaşıldı Romeo 1. Seni oraya sokmamız lazım. Kubbenin içine. Bir savaş başlıyor. Alfa Sef mi? Hayır. Ya da Kavold'la vuran adamları hatırlıyor musun? Seni tanrı bilir kaç yıl statüde tutan adamları. Nano giysiyi eğitimden söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sel, bu adamlar. Ah, unut bunu. Bu Nars. Senin güvenlik sistemi. Doğrudan ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Maksimum. Bunu sessizce yapalım. Beklemede olan QR efektleri var. Maksimum gizlilik. Maksimum gizlilik. Bir kontrol edeceğiz. Uyarın. Tehlike seviyesi
Lanet olsun. Takviye güçler. Biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyacım vardır. Yay mı? Evet. Seni sessiz görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? Hayır. Ama henüz güzel kısmını duymadın. Karbon lazerler o yayı nano giysisine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve en güzeli pelerinli kalırsın. Şimdi beğendin mi? Tamam, geliyorum. Güzel. Hadi şimdi gidelim. Hadi gidelim. Romeo 1, Foxtrot 4'e girdik. Yakarak uçurma hazır. Tamam. Hadi gidelim. Anlaşıldı. Romeo 1, Romeo 2, tüketme tamamlandı. Tamam. Selin sıfır noktası. Burada bin, belki de iki... Peki ya Seth? Çek şuradan nasıl? Uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış olmalıyım. Bu bir şaka olmalı. Hadi Psycho, gidelim. Bana yüzünü göster. Beni lanet isimden keserek çıkardın. Şimdi bana yüzünü göster. Psycho, hadi gidelim. Lanet olsun, bulacağım seni! Onlar derini yüzerken uyanık oluyorsun.
Bir sürü genç çığlık atarak öldü. Kalpleri şoka dayanamadı. Boş ver onu. Hadi. Gidelim. Edebileceğinden emin misin? Siktir git. Lanet olası bir dalış giysisine ihtiyacım yok. İlerle ve daha aşağıda bağlantılarım, tamam? Anlaşıldım. İlerliyorum. Psycho, sonraki alana gidiyorum. Psycho? Evet. Anlaşıldı. Neredeyse vardım. Psycho, ben geçtim. Bu neydi? Evet, anlaşıldı. Benim de kule asansöründe buluş. Hadi gidelim.
İçeri girdikten sonra adamlarımla ağrıyı yapacağız. Şimdi insan mı kullanıyorsun? Beni bilirsin. Her zaman bir takım oyuncusu olmuşumdur. Sen bana yanıt verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Evet. Birçoğu borç kölesi. Sel enerjimize sahip. Hepsini. Faturalarını ödeyemezsin. Ödemek için çalışman gerekir. Tabii ki asla yetmiyor. İşin güzelliği de burada. Ömür boyu çalışarak öde planında takılıp kalıyorsun. Başka bir seçenek yok. Belki de vardır. Savaşırsın. Bekle. Sen uyurken Sel'in nelerle uğraştığını göstereyim sana. Belki o zaman anlarsın. New York'a hoş geldiniz. Versiyon 2.0. Ne yaptı bunlar? Şehrin bir enerji imzası var. Nedenmiş o? Bosser, uzaylı teknoloji enerjisini kanalize ediyorlar. Küresel güç devresini bu kubbe içindeki tek bir sef makinesinden yürütüyorlar. Bu kadar basit olamaz. Gerçekten öyle dostum. Gücü kes, sel bitsin. Bu kadar basit. Hayır. Alfa sef bana bir öngörü gösterdi. Bunu daha önce de yaşadık. Bir şekilde bir bağlantı olmalı. Prophet, uzaylıların işi bitti. Onları sen bitirdin. Birkaç başı boş ve kimsesiz kaldı. Hayır. Daha fazlası da var. Buralarda bir yerlerde bir ip ucu bulabilirsin. Tek bir ip ucu. Dinle. Sen var olmayan bir süper uzaylıyı avlamakla uğraşırken Sel dünyayı ele geçirmek için uğraşıyordu. Sana şimdi ve burada ihtiyacımız var patron. Seni durdurmak için yardımına ihtiyacımız var. Burada senin devriminden daha fazlası oluyor. Bunu gördüm. Sel anlaması mümkün olmayan güçlerle oynuyor. Yaptıkları şey her neyse dünyanın sonunu getirecek. Onları kapatmalıyız. Kesinlikle evet. Harekete geçelim. Son hız başlatılıyor. Anlaşıldı Romeo 1. Çevreyi temizledin. Cehenneme tekrar hoş geldin. Liberty kubbesi sef tehdidini savuşturmak için tasarlandı. Avantajın var. Sel birimleri yanıtlarını düzenliyorlar. Yaklaşık 30 dakikan olduğunu düşünüyoruz. Vurgulanmış alanlar hala açık. Sel'in yer etkinliği burada minimal durumda. Ama kuleler hala %100 işlevsel. Dikkatli olun.